Aman aman, ah babaannesinin bir tanesi. Ay çok aman da aman. Oğlumun oğlunun oğlusu. Güzeller güzeli, yakışıklılar yakışıklısı. Aman da aman. Babaanne ben alayım, sen de rahat rahat kahveni iç. Ay tatlım benim, ay güzelim. Ay. Yakışıklı, saçları da uzadı artık iyice bak. Onurcuğum. Lale'nin okuluna şöyle güzel bir bağış yapmışsın ha. Aferin. Şey, herkese duyuru yapsaydın. Siz nereden duydunuz babaanneciğim? Muhasebeden duydum. Konuşuyorlardı. Kulağıma ilişti. Kulak misafiri oldum. Bravo. Bravo. Çok güzel yapmışsın. Aferin oğlum. Çok teşekkürler babaanneciğim. Keşke herkes sizin gibi takdir etse. Takdir etmez mi? Herkes takdir eder değil mi? Senin gibi karısının yanında olan, karısını destekleyen bir erkeği kim desteklemez? Herkes destekler değil mi Lale'ciğim? Tabii Onur, böyle benim bütün problemlerimle ilgilenir. Böyle cüzdanı çıkarır, parayı ortaya koyar ve şak diye halleder yani. Yani benim problemim olmaması için çok uğraşır. Aşkım benim çünkü. Aferin, tabii tabii. Lale de mesela babaanneciğim ne yapıyor? Derdini tasasını hiç anlatmıyor. Kapalı kutu adeta. Ağzını bıçak açmıyor yani. Eğer öyle olsa ben daha çok yardımcı olmak isterim. Daha çok derdini çözmek isterim ama nafile işte. Elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz yani biz de. İyi ediyorsun. Tabii çözeceksin. Tabii ilgileneceksin evladım. Öyle yani. Açıkçası Onur sürprizlerle dolu. Hele böyle yani sürprizleri bomba etkisi yaratıyor diyebilirim. Ya şey, şimdi okula bağış yaptı ya, okulca biz çok şaşırdık. O sürprizden bahsediyorum. Çok iyi yapmışsın oğlum ama hayat müşterektir. Böyle belli kararları alırken hayat arkadaşına da danışacaksın. Onun da onayını alacaksın, onun da rızasını alacaksın. Değil mi? Babaanneciğim ben danışmaz olur muyum? Ben Lale'nin illaki rızasını alırım. Sonuçta dediğiniz gibi hayat müşterek. Bir karar verirken de tek başıma değil, Lale'yle alıyorum kararlarımı. Her zaman böyledir yani bu. Çok düşüncelidir benim aşkım. Böyle bütün isteklerim, beklentilerim takip eder. Beni çok mutlu eder. Sevgilim. Canım. Ay ay şu güzelliğe bak ay ay ay. Ay Allah bozmasın. Ay maşallah. Aa Lale gel gel gel. Ben de şimdi Onur'a bu akşamki yemeği söylüyordum. Ne yemeği babaanne? Bu akşam diyorum şöyle güzel kocaman bir aile yemeği yesek ha? Lale'cim, yani merak etme, telaş etme. Yıldız'ı da aradım. Şerife her şeyi hazırladı, her şey hazır. Hiç telaşlanma sen. Ay, tüh. Size sormadan böyle bir şeye kalkışmasa mıydım keşke ha? Ay, çok özür dilerim. Belki akşam programınız vardı. Hay Allah, tüh. Hiç öyle şey olur mu babaanneciğim? Lütfen. Estağfurullah. Burası sizin de eviniz. Ayrıca iyi bile olmuş. Yani yemek organizasyonu çok güzel olmuş. Çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. İyi. O zaman şöyle kocaman bir aile olalım. Kocaman, güzel, şenlikli bir yemek yiyelim. Evet. İnsan ölüme yaklaştıkça sevdiklerini daha çok görmek istiyor. Yani iş böyle ailesi etrafında olsun istiyor. Ay kusura bakmayın. Ya, yaşlılık işte. Babaanne öyle deme ama ya. Siz çok gençsiniz. Ne olur öyle düşünmeyin. Söylemeyin öyle şeyler. Babaanneciğim lütfen. Sizden böyle şeyler duymak istemiyoruz. Hadi. Hadi ara o zaman. Hadi. Ara anneni de şöyle kardeşlerinle falan gelsinler. Şöyle çok güzel şenlikli bir aile yemeği yiyelim. Ben en iyisi öyle yapayım o zaman. Tamam aşkım. Tamam canım. Hadi o zaman öyle yap hayatım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.